Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dükkan taşıdıktan sonra ilk günüm burada. Şu anda bir motorlu testleri yaptım Zebra Zabağ'ın köründe. Şimdi FM20'nin yani sattığım FM20'nin elektrik tesisatını yapıyorum. Biraz gecikti ama makinenin gelmesi, remorkun bitmesi bayağı gecikti ama sonunda geldi. Buna da şükürler olsun. Elektrikçiler ise gün doğdu elektrik Soner Usta ve de Mehmet Usta. Bu benim eski dükkandaydı. Biliyorsunuz eski dükkanda biraz da yan duruyordu. Şimdi farklı duruşu var gördüğünüz gibi. Yan durduğu için bunu bir çukura gömemiyorsunuz. O dükkan da öyleydi. Buraya şey hatların ışıklarını koymasını istedim. Bir kestiği zaman bu durumlarda hemen elektriği kesiyorsun ya da arıza var diye kompresörü falan kapatıyorsunuz. Yoksa kompresör motorunu bayağı yaktım bu zamana kadar. Evet, kablolar falan hazır. Buralara lastik makinesi, balans makinesi koyulacak. Burada da gördüğünüz gibi prizi. Diğer yanda da prizi var. Buraya da makine koyulacak. Bir buraya koyulacak. Ondan sonra duvarlarda lamba olacak gördüğünüz gibi. Sizlere daha iyi bir videolar sunabilmek için hem beyaz boya hem aydınlatmanın güzel oluşu, yani aydınlatma özellikle açık renk tercih ettim videolar kaliteli çıksın diye, daha sizlere daha iyi video çekebilmek için. FM20'de ise lambaları taktım. Yanlarda topuz lamba kalmamış. Bende topuz lamba, bir de arka parklar kalmamış. Onları alacağım. Aküyü de monte ettik. Kablolarını monte ettik. Şu anda marş bastan çalışıyor. LED'leri de taktık. Arazi kablosunu taktık. Kupon kontağı kablolarda geçirip fişlerini yerleştirdik. Geriye ufak tefek işleri, yani remorkun arkasında kablo çekeceğim, beşli kablo. Ondan sonrası bitecek inşallah. Dışarı baktığımız zaman büyük kamyonun Zafer abinin iş makinesi var. İş makinesinin iki günlük işi varmış. Başka makine çağırmak zorundayım. Buradan zaten 30 santim gibi yükseklik var. Araç girmez içeriye. Bir de buralara da gelmez zaten. Düzlemek lazım buraları. Şeyde elektrikler hazır olmadı. Hiç kompresörler de indirmiyor. Akşama doğru bunları indireceğiz. Akşamdan da elektrikçiler gelecek. Tekrar devam edeceğiz montajlara. Bu ara tuvalet kapının camları gelmedi. Bayağı uzun olmasına rağmen halen gelmedi. Bir de buna cam takılacaktı. Görünmez camlar. Bir de ofis bölümüne cam istemiştim. Maalesef ki bayağı gecikti. Evet, buraları bitireceğiz. Camları silmedik. Değişeceği için silmedik. Kodunu aldırmadım. Yani değişecek diye. Ama sahibi dediğim gibi halen gelmedi. Gelmesi inşallah kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Burada da en çok gidecek mevsimde en çok gidecek ürünleri dizmeye çalıştım. Yani bu kenarlara da dizeceğim tabii. Raflar için şu an hazır değilim. Bu ara halam Nur Yusuf abi de çalışıyor. Maşallah. Aslında beyaz kalacaktı. Sonra
Diğer taraf mavi olduğu için güzel güzel görünmüştü gözüme. Bu taraflarda, buralarda bu şekil mavi yapmasını istedim. Ama raf olur diye böyle yapmasını istememiştim. Ama belki raf olmayabilir ya da raf olana kadar böyle güzel bir renk katmış oluyor değil mi Hütbe abi? Evet, değiştirdim. Evet, burada bir cam, çatlak cam var. Monta istirahatı şey çatlamış. Bir sökülecek camları silemiyoruz yani. Bunlar değişeceği için, işlem olacağı için ondan sonra bantları çekilecek. Bunun camı da var. Şu anda buraya yerleşmiş durumdayım ama tuvaletin camının kapalı olması lazım. Şimdi buranın bu akşamdan zaten su montajları da yapılacak. Tuvaleti kullanır hale getireceğiz. Akşamı burada geçirdim. Akşamı burada kırık mermerleri kenara taşıdım. Sabahın 4-5 saat 4-5'te yani uyumadığım için saat 4'te gün ışığını gördüm. Çok güzeldi gün ışığın doğması. Evet, kırık mermerleri oraya dizdim. Buradaki odunları da arkaya dizdim. Bunları toprağa gömemeyiz. Biraz daha kırık mermer çekerim. Ondan sonra depoya yola meyil düzenleme vereceğiz. Düzleme yapacağız yola. Burayı azıcık ileri doğru biraz daha alçatabiliriz. Aşağı araç girebilecek. Çapa makinesi girebilecek. Çapa yani depoya her türlü malzemenin girebilmesi için burayı düzlememiz gerekiyor. Kompresörle jeneratörü buraya vereceğiz. Sonra tuğlayı ona göre öreceğiz. Yani tuğla nasıl, ne gerek var bakacağım. Bir de içeriye ses girer mi bilmiyoruz. Eğer ses girerse, videolarda sıkıntı verirse o zaman buraya bir şeyler yapmak gerekecek. Sıvayı da ona göre yaparız. Belki ses yalıtımı strafor gibi bir şey koyabilir. Evet, burayı dolduracağız. Buraya araç böyle gelecek, buradan deli içeriye girecek. Eğer toprak fazla olursa arkaya da düzleme yapabilir. Şurada fındıklar vardı, sökülmedi. Bunları da azalacağız. Bakın kapı seviyesine çok hafif bir aşağı inip hafif rampa olacak, hafif bir şey. Önce aşağı, ondan sonra yukarıya doğru araç böyle dönebilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, sonunda iş yerine geldik. Çok az bir malzeme var. Onu da bir kamyonetle getireceğim inşallah. Tamamı gelmedi ama bunları kepçeyle indireceğiz. En ağır makine lastik makinesi, bir de lift. Çok ağırlar. Bunları indirmek oldukça zor. Diğerlerini de 2 kişi vs'ye indiremez. 3-5 kişi indirebilir. Evet, bugün bu akşam bir aksilik olmazsa elektrikler tamamlanmış olacak. Hatta tabelanın ışığını da yakıp deneyeceğiz. Doğru söylemek gerekirse hiç denemedim. Nasıl bir görüntü verecek bilmiyorum. Evet, güneş enerji şey elektrikçiler bununla çalışıyorlar. Ben de bana kalsın bu akşamlık, zaten yarın akşam yine geleceksiniz dedim. Şarj oluyor yani güneş enerjili. Ne kadar dayanıyor dedim. Bir günde de gerçekten de hiç bitmedi ama burada bayağı ısınmış ya. Çok ısınmış burada. Güzel yanıyor. Bakalım. Bir sarı yanıyor, bir mavi yanıyor. Bakın gördüğünüz gibi bir de her ikisi yanıyor. Polisiye de yanıyor. İyi ile 70 güne enerji ile çalışıyor. Gerçekten güzel, beğendim. Tam da yayla evlerinde pek güzel iş yapar bence bunlar.
Hatta bir tane fiş olsa telefon şarj eder. Telefon şarj etme soketleri var mıdır acaba? Olması gerekiyor belki de. USB giriş var. Telefon şarj edermiş gerçekten. Halen şarj oluyor. Bakın ışık yanıyor hala bak. Halen şarj oluyor. Telefon şarj edermiş. Güzelmiş bu. Belki de telefona denemek lazım belki de. Bir deneyelim. Hiç sormamıştım ama yani evleri için tabii ki telefonu şarj edebilmesi gerekiyor. Şarj ediyor gördüğünüz gibi. İşte şarj oluyor. Güzelmiş gerçekten de çok beğendim. İlginç yani. Hem şarj hem aydınlatma ne güzel. Belki deprem dönemleri deprem çantası da bulması gereken bir şeye benlerden biri. Elektrik kesilmeleri de falan çok işe yarar. Şu anda kendisi yer buluyor zaten. Evet, birçok malzeme alt katta depoladım. Yavaş yavaş lazım olanlara göre yukarıya çıkarabiliriz. Hayırlısı yani. Buranın bu arada bitince diğerlerini de çıkarmaya çalışacağım.